Muhterem diyenlerim çok kıymetli bir gecenin arefesindeyiz ve çok kıymetli bir aya girmiş bulunuyoruz. Hangi aydayız? Rabi'ül evvel ayına girdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani enbiyanın serveri, iki cihanın güneşi ve bütün insanlığın kurtuluş reçetesini bizlere sunan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini inşallah idrak edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu o geceye hayırlısıyla ulaşmak ve o geceyi ihya etmek cümlemize nasip eylesin. Evet, çok kıymetli bir aydayız dedik. Rabiul Evvel ayı çok kıymetli bir ay. Hatta ulemadan bazı ne demişlerdir? En kıymetli ay Rabiul Evvel ayı demişlerdir. Tabi böyle deyince insanın aklına şöyle bir soru geliyor. E, Haklarında ayet olan aylar var, Efendim geceler var. İşte Şehru Ramazan'a nellezi unzile fihil Kur'an. Bak Ramazan ayı öyle bir aydır ki kendisine Kur'an indirildi. Ve içerisinde de ne vardır? Kadir gecesi vardır değil mi? Hani inna enzelnâhu fihile leyletil kadir buyurdu Mevla. E peki hala yani en kıymetli gece e, ay Rabbul ayı dendiği zaman e peki bunun hakkında ayet yok bir şey yok ama hakkında ayet olan bir ay var. Bu nasıl oluyor dedikleri zaman ha şöyle cevap veriliyor ulema diyor ki peki Ramazan ayının kıymetli olduğunu, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü efendim ayetle sabit. Peki bu ayetler kim vesilesiyle geldi? E, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunları öğretti. Peki Resulullah bize öğretmeseydi biz bunları bilebilir miydik? Bilemezdik. O ne zaman doğdu? Rabiul evvel ayında. Ha demek ki Resulullah bize öğretmese, doğmasa efendim ne Kadir gecesinden haberimiz olacak, ne Ramazan ayından, ne cennetten, ne cehennemden, ne ahiretten hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Dolayısıyla madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda dünyayı teşrif ettiler. İşte bu manada en kıymetli ay Rabbül Evvel ay demişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgilerinden, aşklarından, muhabbetlerinden dolayı kıymetli kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiği zaman dünyada nasıl bolluk, bereket, huzur, ülfet, muhabbet olduysa Adalet geldi zulüm gittiyse, ilim geldi cehalet kalktıysa, karanlıklar gitti aydınlıklar geldiyse yine aynı şeyleri Rabbim Celle Celaluhu bütün ümmeti Muhammed'e İslam coğrafyasına nasip eylesin, lütfeylesin. Evlerimize huzur saadet nasip eylesin. Evlerimize bolluklar, bereketler lütfeylesin ve cümlemizin işlerini rast getirip din konusunda da istikamet üzere bu yolda devam, tebat, istikamet cümlemize nasip eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Evet, Efem sallallahu aleyhi ve sellem doğdu ol saatte o sultanı din, nura gark oldu semavatı zemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca yani göklerde, yerlerde, zahiride, de, batını da hep ne oldu? Nura gark oldu ve o nurdan istifade etmek isteyenler de kıyamete kadar bundan istifade edecek. Rabbim bizleri de bundan nasipte eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tabii yani öyle ayeti kerimeler Mevla beyan buyurdu ki, öyle övgüler Mevla beyan etti ki, ve inneke le alâ Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. Yani bunu kim söylüyor? Bunu bütün kainatı yoktan var eden, he, bütün mahlukatın haliki olan, herkesi yaratan, herkesin içini dışını, gizlisini saklısını, gecesini gündüzünü yani her şeyini bilen Allah Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim sen He, muhakkak sen hem de teyitle teyitle söylüyor. Çok yüce bir ahlak üzeresin. Yani ben seni öyle yarattım diyor. Allah Celle Celaluhu adeta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel surette yarattı ve işte adeta diyor ki siz de böyle olun onu bize örnek gösteriyor. İşte Muhammed Mustafa'ya ne kadar benzersek, ona ne kadar uyarsak, ona ne kadar ittiba edersek demek ki Allah'ın Celle Celal'ı övgüsüne o kadar bizlerde mazhar olacağız ve Allah'ın Teala'nın rızasına o kadar rızasını kazanmak mümkün olacak. Ve bakın işte Mevlid gecelerinde zaten ee, Hazreti Muhammed alemlere rahmet sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemindir Mustafa hem şefii'il müzdibindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olarak gönderildi. Mevla ne buyurdu: "Ve ma erselnake illa rahmeten alemin." Biz seni ancak alemlere rahmet için rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşriflerinden önce yani bir kıtlık var. Bir kuraklık var. Yağmurlar yağmıyor. Ekinler bitmiyor. insanlar hakikaten zor durumda yiyecek bir şeyler bulamıyorlardı. Ve efendim sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifiyle birlikte ne oldu? Efendim o kıtlık, o yokluk, o açlık kalktı. Bir bereket oldu, bir bolluk oldu. Ekinler bitti, yağmurlar yağdı ve böylece efendim insanlar kıtlık sebebiyle helak olmaktan kurtulmuş oldular. Ve siyer kitapların hepsinde de bulacağınız üzere hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Halime annemize süt annesi biliyorsunuz. Onunla birlikte Beni Saat yurduna gitmişti değil mi? Beni Sa'd yurdunda efendim kuraklık var mıydı? Elbette. Yani otlaklar kurumuş, hayvanlar süt vermiyor. Yani bir kuraklık var, bir yokluk var, bir kıtlık var, bir sıkıntılar vardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Beni Sa'd yurduna geldiği Ne oldu? Beni Sa'd yurduna gelince o kuraklık da oradan kalktı. Bak toprağa rahmet oluyor. Resulullah'ın varlığı, ayağını bastığı yer, geldiği yer, ortam, coğrafya, dünya bereketlendi. Sen ne diyorsun? ve efendim otlaklar yeşerdi. Hayvanlar süt vermeye başladılar. Efendim ve böylece kıtlık, kuraklık kalktı ve bereket hasıl oldu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Ve yine efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ayağını bastığı yer dedik ya. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toprağa ayağını basmasıyla ne oldu? allah Teala bu toprağı hem temiz hem de temizleyici kıldı. Eski ümmetlerde ne vardı? Eski ümmetlerde öyle her istediğin yerde ne yapamıyorsun? Namaz kılamıyorsun. Ne yapacaksın? İlla bir camiye, bir mescide gideceksin. Yani çok ağır şartları vardı hakikaten. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor? Ültitu hamsen lem yutavunne ahadun kabli. Bana beş şey verildi ki bunlar benden önceki peygamberlerin hiçbirine verilmedi. Yani daha önceki peygamberlere verilmeyen beş şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana verildi. Şimdi ikinci maddeyi ben tabii aslında ifade edeceğim ama devam edelim. Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin. Bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardım olundum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki, bakın şimdi. Ve cu'ilet liyel erdu mesciden ve tahura. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yeryüzü bana namazgah ve temizlik vasıtası kılındı. Yani daha önce öyle değildi. Daha önce efendim namazgah değildi. İlla mescitlerde kılmak gerekiyor. Öyle her istediğin yerde kılamıyorsun, kılamıyordun. Şimdi istediğin yerde kılabilir misin? Elbette. Tek şart var. Efendim necasetten temizlemen lazım o yeri. Yolda giderken ne yapabilirsin? Diyelim ki seccaden olur. Efendim hemen çekersin bir mola yerine. Gerçi şu anda mola yerlerinde de hep, elhamdülillah her yerlerde mescitler var. Rahat rahat namaz kılma imkanı var. Ama bir yere gittin piknik yapıyorsun ediyorsun. Efendim orada da ne yapabilirsin? Hemen yeri temizlersin veya seccadeni serersin. Orada efendim bir ezan da okursun. Oradaki milletler de ha anlasın demek ki çünkü burası efendim Moskova değil yani. Ha demek ezan vakti gelmiş falan kendine gelir millet. Bir cemaat yaparsın orada ne yapabilirsin? Namazını kılabilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Yeryüzü bana namazga ve temizlik vasıtası kılındı. Dolayısıyla fe eyyüme min ümmeti edraketü salate Ha, onun için ümmetimden birine namaz vakti nerede gelirse hemen orada namazını kılsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kabul. Ya ben burada kılacağım ama namazım kabul müdür değil midir diye tereddüt etmesine gerek yok. Çünkü orası efendim eğer necaset yoksa namaz kıldığın yerde zaten arz, toprak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın onu rahmet olarak göndermesiyle namazgah kılındı. Peki nasıl temizleyici kılındı? Ha Mevla Teala ayet-i kerimede ne buyurdu? فَلَمْ en مَاً فَتَيَمَّمُوا saiden tayyiba'' Buyurdu ki su bulamazsanız o vakit temiz toprağa ne yapın? Teyemmüm edin. İki dar bir niyet diye kitaplarda da geçiyor. Görüyor musun? Öyle ya yoldasın, bir yerdesin, pikniktesin, su yok veya su var ama sadece senin efendim içeceğine, yemek yapmana, çay yapmana diyelim yetecek az miktarda bir şey var. Sana senin ihtiyacın olan bir şey. eşinize bir sürü millet var, abdest alacaksın, su yok. Ne yapacaksın? O zaman ne yaparsın? Su bulamazsanız bak felemteci <laughs> Eğer su bulamazsanız ne yapın? Feteemmü musaiden tayyiba, temiz toprağa teyemmül edin. O zaman temiz toprağa efendim ne yapılır? Onunla birlikte teyemmüm yani abdest alıyorsun. Yani yer yüzü hem temiz hem de temizleyici oluyor. Seni hadesten temizliyor. Öyle şimdi abdestini alıyorsun hadesten taharet. Yani hades temizliği için manevi temizlik yani. Yoksa sen pırıl pırıl adam olabilirsin yani abdestin yoksa. Abdest alacaksın. Dolayısıyla abdest al almak için su bulamazsan da ne yapıyorsun? temiz toprakla teyemmüm edebiliyorsun. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Mevla. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem evet rahmet olarak gönderildi ve bütün alemlere ve her şey herkes peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesinden istifade etti. Yani Allahu Teala insanların rahmete mazhar olmasını murad etti ve o rahmete vesile olarak da rahmet olarak da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Her şeye rahmet oldu. Toprağa rahmet oldu. Onu anlattık. Efendim meleklere de rahmet oldu. Meleklere nasıl rahmet oldu? Yani meleklere, cinlere, efendim Cebrail Aleyhisselam'a bile, şeytana bile, Adem Aleyhisselam'a dahi, efendim hatta dedi ki Ebu Cehillere, kafirlere bile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem rahmet oldu. Bunları da teker teker kısa kısa efendim sizlerle beraber bir müzakere ve mütalaa edelim. Meleklere rahmet olması işte miraca çıktığı zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat semayı hep ne yaptı? Tek tek gitti efendim gezdi, dolaştı. Orada peygamberlerle görüştü ve meleklerle de karşılaştı. Dolayısıyla melekler de peygamber Efendim sallallahu aleyhi ve selleme efendim pek çok sorular sordular. Bir takım meselelerden, sırlardan, efendim geçmişten, gelecekten. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem e, 104 kitabı hani ünlü idi ama 104 kitabı ezbere bilirdi. Çünkü onun hocası kim? Allah Celle Celaluhu. Evet. Allah Teala ve tekaddes Hazretleri Habibine öğretiyor, Habibine vahy ediyor ve melekler de neler sordularsa onlara ne yaptı? Cevap verdi. Efendim sırlardan, esrardan bir takım meselelerden, geçmişten ve gelecekten Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne sordularsa onlara cevap verdi ve böylece onlara da rahmet olmuş oldu. Ha şimdi belki bazılarını sorabilir. Der ki hoca efendi gelecekten haber verdi dedin ama geleceği Allah'tan başka kimse bilemez diyor bazı ilahiyatçılar. Evet yani bazı ilahiyatçılar dediğiniz gibi gaybı Allah'tan başkası bilmez diyor. Hatta bazısı gaybı Allah da bilmez diyor. Haşa ve kella. Böyle de bir durum var. Yani bazı ayetlerden anlayamadıkları manayı kendi nefsani hislerine, duygularına, isteklerine göre ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar ve öyle mana veriyorlar. Ondan sonra öyle bir ifadede bulunuyorlar ki herkes hayret ediyor, şaşıyor, kalıyor yani. Çünkü herkes kendi anlayışına göre olur mu yani? Herkes kendi anlayışı, ben böyle anladım, böyle yapacağım. ve adam da işte bak kalktı tavuktan kurban olur dedi. Bütün dünya uleması güldüler yani. Koskoca sen dekan olmuşsun, profesör olmuşsun, tavuktan kurban olur. Ne demek yani şimdi? Ben böyle anladım olur mu yani? Din senin anlayışına mı bırakacak allah Teala? O zaman bir buçuk milyar Müslüman, e bir buçuk milyar anlayış. O zaman bu kadar vahdet dini olan İslam'ın bu kadar tefrikaya sebep olacak bir takım meseleler olabilir mi? Elbette bir takım kuralları var, kaideleri var, efendim bir sistem var. Ona göre hareket etmek lazım. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Efendim kendisine e, vahyedilen Kur'an'ı hem anlatmıştır hem yaşamıştır, tatbik etmiştir ve sordukları zaman da ne yapmıştır? Söylemiştir. Sahabe-i kiram Kureyş oldukları halde, Kureyşli oldukları halde, Arapça bildikleri halde yani gelen Kur'an Arapça ve Kureyş lehçesinde olmasına rağmen sahabe anlayamamış da, Hazreti Ebu Bekir anlayamamış da, Ya Resulallah bunu nasıl yapacağız diye sormuş da, sen ben nasıl anlıyorsun? 14 asır sonra gelmişsin. Arapça'yı bile ishar seviyesindeki talebe kadar bilmemene rağmen nasıl anlıyorsun? Anlamak mümkün değil. Onun için kıymetli kardeşlerim dikkat etmek lazım. Yani efendim manava gittiğin zaman bir meyve bile alırken bakıyorsun seçiyorsun ediyorsun da hatta manavı bile ondan değil de felancadan alalım o daha taze meyveler efendim sebzeler getiriyor diye bunu seçiyoruz da yani dinimizi öğrenirken her önümüze gelenden mi öğreneceğiz yani? Bir kere önce bak adam bir hocaya benzesin yani. Kim olursa olsun bir bak bir hocaya benzesin. Anlıyor musun? Ondan sonra bakalım ulemaya, sülehaya, hürmeti, saygısı nasıl yani? Bu dinin bugüne kadar gelmesine vesile olan bu kadar alimler, bu kadar salihler sen bunlara hürmet etmeyeceksin. Ondan sonra da kalkacaksın insanların sana hürmetini bekleyeceksin. Yani hürmet derken yani seni dinleyecekler, senin dediklerini yapacaklar. Bunu dinleyeceksin öyle mi? Ulemaya saygısı olmayan adam da ancak efendim senin cinsinden adamlar olur yani. El cinsüyle ile cinsi yemir. çünkü cins cinsemeyle der. Ha şimdi burada yani bunlar tabii gene şuna getirmek istiyorlar aslında. Dedim ya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsedilince yani bazıların içine bir gıcık düşüyor, rahatsız oluyor adeta. Yani e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gaybı yani o da gaybı bilmez diyecekler. İş oraya getirecekler. Onun için Allah'tan başkası gaybı gaybı bilmez diyorlar ve okudukları bazı ayetler ama şimdi bir iki ayet okuyacağım. Fakat bir ayete bakıp hüküm verilmez. Ayetler ayetleri tefsir eder. Diğer ayetlerden sarfı nazar edip bir ayete bakarsan o zaman ne yaparsın? Şaşırırsın, yanılırsın. Çünkü orada Mevla'nın anlatmak istediği bir takım şeyler var. Fakat Kur'an'ın bütününe bak baktığın zaman Mevla o konuda ne murad ediyor? Onu ne yapmak mümkün oluyor? Anlamak o zaman mümkün oluyor. Şimdi bakın bir iki ayet okuyayım sizlere. Enam suresi 59. ayet. ve مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا illahu ne buyurdum evla? Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. La ya'lemuha illahu. Onları ancak o bilir. Allah bilir. Şimdi bunlar onu okuyorlar. Bu ayet okuyorlar ve diyorlar ki Allah'tan başkası gaybı bilmez. Bir ayet daha okuyoruz. Neml suresi 65. ayet-i Rabbimiz buyurdu Estağfurullah. billah. Kullâ ya'lemu men fissemâvâti vel ardil gaybe illallah. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başkası gaybı bilmez. Ha bu aynı zamanda kime reddiye Allah gaybı bilmez diyenlere reddiye. He? Bir profesör öyle demişti. Allah gaybı bilmez demişti. Ne oldu şimdi? Bu ayetler onu ne yapıyor şimdi? Reddediyor. Şimdi bu ayete bakarak peygamber Allah'tan başkası gaybı bilmez. Yani peygamber de bilmez. Diyenlere de bir başka ayet okuyalım şimdi. Bu sefer bu ayet onlara reddi oluyor. Çünkü diğer ayetlere bakmadan Efendim, bir ayetle hüküm verirsen her zaman yanlış yaparsın. Bu ayetlerin önü var, arkası var, siyak var, sibak var. Kur'an'ın genel bir efendim e, muhtevası var, bütünlüğü var. O bütünlük içerisinde efendim hareket etmek lazım. Yani Kur'an 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 diyenlerin yani bakıyorsun hakikaten Kur'an'dan haberi yok. Var ama haber yokmuş gibi ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi sadece şu ayete bakarak Allah'tan başkası gaybı bilmez dediği zaman o zaman şu ayeti okuduğun zaman buna ne mana vereceksin? Bakın Cin suresi 26 ve 27. ayetlerde Rabbimiz buyurdu. Estağfirullah. Alimul <laughs> gayb. O gaybı bilendir. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِرْتَضَامِ الرَّسُولِينَ Fela yuzuru ala gaybi ehaden. Allah hiç kimseye efendim gaybını ishar etmez. Yani gayb bilgilerini Allah kimseye bildirmez. İlla ancak menir tevamin resulün razı olduğu resul müstesna. Ne o mana ne? Razı olduğu resulden başkasına Allah gaybı bildirmez. Bakın açın bütün kitaplara bakın yani. Cin suresi 26 ve 27. ayetler. Yani ne anlaşılıyor? Evet gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ama o kimsenin bilmediği gaybı Allah kendi ne yapıyor? Razı olduğu Resulüne bildiriyor, öğretiyor. E şimdi ne olmuş oldu? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah vahyedince, o gaybı bildirince Allah'tan başkası gaybı bilmez ifadesinin hilafına bir şey olmuyor ki. Allah'tan başkası bilmez bu ayetle birlikte ancak bildirdikleri bilir. Ancak razı olduğu Resul müstesna buyurması o. Ben bildirirsem bilebilirler. Yine ne anlıyorsun? Ha gaybtan peygamber efendim bir şey söylediği zaman belli ki Allah söylemiş. Çünkü Allah'tan başkası kaybı bilmez. E o zaman sen Allah'tan başkası kaybı bilmez deyip peygamber de bilmez diyerekten o konuyla gelecekle alakalı hadisleri ne yapıyor? Rafa kaldırmaya çalışıyor. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametle alakalı, kıyametin alametleriyle alakalı pek çok hadis-i şerifler beyan etmedi mi? Ahiretle alakalı, cennetle, cehennemle, sıratla, mizanla alakalı pek çok hadis-i şerifler. Hepsini ne yapacağız? Rafa mı kaldıracaksın yani işte? Ve bakıyoruz, yani İsa aleyhisselam mesela, İsa Aleyhisselam o da bir peygamber ve Allah'ın razı olduğu peygamberlerden yani razı olduğu Resul müstesna. Yani peygamber Efendimiz'den razı değil mi allah Teala? İşte razı olduğu Resul, en razı olduğu Resul. Hatta bir ayette ne buyurdu? وَلَسَوْفَ يُوْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Pek yakında Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Yani seni razı edecek Allah manası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor? Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Yani Mevla Habibinden razı ve Habibinden ne yapıyor? Razı ediyor. E şimdi Peygamber Efendimiz razı olduğu Resul değilse o kim? Ha şimdi bakıyoruz diğer taraftan. İsa Aleyhisselam o da razı olduğu Resullerden biri. Zaten Mevla Resullerinden razı değil mi? Bütün Resulleri kendi gönderdi zaten. Değil mi? Allah'ın elçileri. Bak İsa Aleyhisselam ne zaman? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Efendim 500 sene önce ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini söylüyor, beyan ediyor. E nereden biliyorsun hoca efendi bildiğini? Allah bildiriyor. Bak biz gene bilmiyorduk. He? Allah bildirince bilirsin. Sen de bilirsin, ben de bilirim o zaman. Bak Mevla ne buyurdu? Saf suresi 6. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve <laughs> Meryem. Hani Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ya beni İsrail'e inni Rasulullah ileykum. Ey beni İsrail. Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Ne oldum halde geldim? Bu saddikal lima beyne de yeminet tevrat. Benden önce gelen tevratı tasdik edici. Dikkat et. Ve mübeşşiran bir rasulü ye'ti min ba'n ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek. Bak benden sonra gelecek olan Ahmet isminde bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim diyor. Evet. Benden sonra gelecek Ahmet isminde peygamberi müjdeci olarak geldim. Hadi bakalım. E şimdi İsa Aleyhisselam peygamber hani çok önce. Beş asır önce. Ama gelecek diyor. E şimdi o güne göre peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği gayb değil mi? Hem de ne gayb? Beş asır sonrasını söylüyor. Peki nereden biliyor? İşte Allah bildirince bilir. Buyurdu ya. Fela yuthur <laughs> ala gaybihi Ehaden illa menir tedamir rasulin. Gaybını razı olduğu rasulden başkasına bildirmez. Sen ben bilemeyiz ama Allah bildirdikleri ne yapıyor? Demek ki biliyor. Yine bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'de yani Hızır Aleyhisselam'la alakalı Musa Aleyhisselam'ın buluşması meselesi var ya. Yine bazı profesörler kafalarına yatmadığı için bunu da kaldırmak istiyorlar. Yani Mevla bunu Kur'an'a koyduysa mutlaka bir hikmet vardır acaba nedir demeden diye düşünmeden... Kalksın diyenler de valese var. Nasıl bir zamana geldik görüyor musunuz ya? Öyle bir zamana geldik demek yani bu da başka yönden bir imtihan. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın Hızır Aleyhisselam ne diyor? Ve emmel gulam. Çocuğa gelince yani bir takım efendim Musa Aleyhisselam'la aralarında bir dostluklar esnasında bazı şeyler oluyor değil mi? Efendime söyleyeyim burada işte efendim hiç kimse onlara yardım etmemesine rağmen e, onların yıkılacak duvarlarını tamir etmeleri, işte bir çocuğu efendim öldürmesi, efendim gemiyi tamir etmesi gibi bir takım meselelerde Musa Aleyhisselam itiraz etmişti. Dolayısıyla bunun üzerine artık ayrılık vakti gelince dedik sen madem böyle hani itiraz etmeyecektin, sabredemedin efendim yollarını ayırırken. Bakın ve emmel gulam çocuğa gelince niye yaptın bunu? Fekane ebevah mümineyn. Mevla açıklıyor yani bunu. Onun ana babası mümin kimselerdi diyor. Fahşina ayri kalma tuğane ve küfra çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk diyor. Ve bunları efendim yani korktuk derken nereden biliyor? Yani e yarın öbür gün o çocuk annesini babasını efendim şöyle yapar böyle eder. Sonradan tabii Mevla rivayet edildiği üzere Allah Teala onlara başka bir evlat veriyor. O evlattan da efendim e nesillerinden peygamber geliyor hayırlı bir nesil Allah onlara nasip ediyor. Peki bunu nereden biliyor Hızır Aleyhisselam? Çünkü Allah bildiriyor. Zaten kendi ne diyor? Ve ma faaltu an emri. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. Yani Allah bildirdi, emretti öyle yaptım diyor. Öyle için nereden bilecek onun ileride efendim annesine babasına zulmedeceğini, isyana sürükleyeceğini, helak edeceğini nereden bilecek? Allah bildiriyor. Mevla çünkü ve allemnahu milledunna ilma ve ona tarafımızdan diyor bir ilim öğretmiştik diyor. Bak Mevla öğretiyor. Mevla bilmediklerini demek ki öğretiyor. Ha sadece peygamberlere mi? Yani Mevla ne yapıyor? Evet vahiy yolla vahy ediyor. Peygamberlere ne yapıyor bunu? Öğretiyor. Gaybı gaybını razı olduğu resullere bildiriyor. Peki sadece resullere mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kur'an Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum bak. Hadis okumadım ha dikkat dikkat ettiyseniz. Zaten bunları söyleyenler hep yani efendim işte biz Kur'an'a uzakmışız. Efendim e, Kur'an dini, efendim Kur'an'a davet, Kur'an'a çağrı, Kur'an talebesi bu sözlerden de rahatsız oluyormuşuz gibi bir takım ithamlar, iftiralar ediyorlar bizler. Biz ondan rahatsız olmuyoruz. Bizim rahatsız olduğumuz Kur'an öyle bir Kur'an diyor. O kadar çok diyorsunuz ki zanneder ki insanlar sizi Kur'an sevdalısı. Keşke öyle olsa da başımızın, başımızın tacı olsanız mesele ne biliyor musun Kur'an diye diye insanları peygambere düşman edip hadislerden koparıp ondan sonra Kur'an diye Allah böyle buyuruyor deyip kendi nefsani efendim düşüncelerinizi Kur'an diye anlatmanız rahatsız eden bu evet rahatsız eden bu bizi bu rahatsız ediyor yoksa sen keşke kurban olsan Kur'an'a Kur'an hizmetine biz de Kur'an kurban olalım. Biz zaten kendimizi bu yola adadık yani. Allah bizi son nefesimize kadar Kur'an'a hizmetçi eylesin. Dini mümini İslam'a hizmetçi eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda daim eylesin. İzinden ayırmasın. Amin. Yani hoca diye peşinden gidiyorsun. Efendim alim diye peşinden gidiyorsun. Kur'an diyor diye peşinden gidiyorsun. Halbuki Kur'an bir vadide. Bunların dedikleri bambaşka bir vadide. Bakın Kur'an okuyorum gene. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ın annesine dahi bildiriyor bakın. Gönlüne ilham ediyor. Demek vahiyle ne yapıyor? Peygamberlerine, Resullerine Mevla bildiriyor. İlhamla da salih kullarına veya saliha kullarına bildiriyor. Kur'an'da böyle bahsediyor. Hani hatırlayın Firavun efendim bir sene erkek çocukları erkek çocukları bir sene katlediyordu bir sene katletmiyordu ya Ta başından anlatmıyorum ama şuradan başlayalım işte. Çocukları katlettikleri efendim sene Musa Aleyhisselam ne yaptı? Dünyaya geldi mi? Dünyaya geldi. E şimdi ne olacak? Musa Aleyhisselam korkuyor. Şey, annesi korkuyor. Eyvah. Yani ya gelirlerse ya bakarlarsa yani çocuğunu görürlerse alacak kesecekler bunlar yani. Böyle bir efendim durum söz konusu. Mevla diyor ki ve hayna ila ummi Musa en Musa'nın annesine şöyle vahyettik yani o peygamberi ilham ettik. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber mi? Değil. Zaten efendim kadın peygamberler kadından olmuyor zaten. Ama işte ona ne mana veriyoruz? Musa Aleyhisselam'ın annesinin annesine ilham ettik. Ne ilham ettik? Feyda khifti aleyhi fe'lqihi fil yem. Mevla bakın burada ne buyurdu? Ha onun üzerine korkunca yani gelirler yaka, efendim bulurlar keserler diye korkunca fil yem, onu ne yap nehre at. Şimdi bak birisi gelmiyor. Birisi bir şey söylemiyor. Bak şöyle böyle yap istişare falan değil. Mevla diyor ki ona ona vahyettik. Ona ilham ettik. He? Onu emzir. Ama onun üzerine korkunca da eğer herhangi bir şey olacak diye korkarsan ne yap onu nehre bırak. Ve la tahafi ve la tahseni Korkma ve mahzun olma. Yani ben bunu attım. Eyvah bu çocuk boğulur mu? Buna bir şey olur mu? Veya yakalarlar gene efendim kötü bir akıbete maruz kalır mı diye. Korkma, üzülme. Niçin? İnna radduh ileyke ve ja'aynuhu minel murselin. Ne diyor Mevla? Çünkü biz muhakkak onu sana geri göndereceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız. Kasas suresi 7. ayet ve Musa Aleyhisselam'ın annesi annesine yaptı. Bir sanduka yaptı, içine koydu ve nehre bıraktı. Ve onu bırakırken de biliyordu ki Musa aleyhisselam efendim ona bir şey olmayacak. He? Tekrar geri gelecek ve hatta peygamberlerden olacak biliyordu. O. Nereden biliyor peki? Daha öyle bir şey olmamış, küçücük çocuk. He? Bir şey olmayacak yani bir şey olmayacağını bilmesi e, gayb değil mi? Geri gelecek, e, gayb değil mi? Nereden biliyor? Ve peygamberlerden olacak. Nereden biliyor biliyor musun? Gaybı bilen he Allah ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın annesine de gaybı bildirdi. Korkma dedi. Onu sana geri getireceğiz dedi. Ha biliyor ki geri gelecek. Nereden biliyor? Allah bildiriyor. Celle Celaluhu. Demek ki ne oluyormuş? Allah gaybı Allah'tan başkası bilmez. Evet ama gaybı bildirdiği kulları da bilir mi? Elbette bilir kıymetli kardeşlerim. Bu meseleyi de böyle anlamak lazım. Ha demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden gelmişti konuya? Rahmet olarak gönderildi. Her şeye rahmet, toprağa rahmet, meleklere rahmet, he, cinlere rahmet oldu. Cinlere bile. Cinlere nasıl rahmet oldu? Eee bakınız Hani Taif dönüşünde mahzun bir şekilde döndü. İstediğini alamadı. Orada tebliğ davette bulundu. Belki iman edenler olur diye. Ama e, maalesef tabii e, istediği gibi onların Efendim iman etmesi e, söz konusu olmayınca hatta bir de bir takım sokak takımını peşlerine e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takıp hatta taşlatınca yani böyle tabii sıkıntılı bir takım meseleler oldu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabii bundan sebep biraz üzgün. Ve tabii Taif dönüşünde efendim Mekke'ye de yakın bir yer diyelim ama daha Mekke'ye gelmemiş. Geceyi geçirdiği bir yerde Kur'an okurken bir grup cin taifesi geldiler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediler. Hakikati anladılar, iman ettiler ve gidip kendi efendim toplum, topluluklarına da bunu anlattılar. İşte Mevla Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Estağfirullah. Ve sarafna ileyke neferan minel cinni buyuruyor. Yani cinlerden bir grubuna yaptık? Sana yönelttik. Yestemi'unel Kur'an. Onlar ne yaptılar? Kur'an dinlediler. Onlar Kur'an dinlediler. Ve tabi Kur'an'ı dinleyince iman edenler oldu, hoşuna gidenler oldu. Fekalü dediler. İnna semi'na Kur'anen acaba. Muhakkak biz kula'de güzel bir Kur'an dinledik dediler yehdi iler rüşdi amennâ O Kur'an hidayet erdiriyor. Biz ona iman ettik dediler. Ve len nüşrike bi rabbina Bundan böyle Rabbimize kimseyi kesinlikle ortak koşmayacağız dediler. Evet. Dolayısıyla ne yaptılar? Cinler de iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? İnsü cinnin peygamberidir zaten. Ve neticede efendim e, iman edenler de kendi kabilelerine gittiler ve anlattılar anlattılar böylece tabii onlardan da efendim e, müminler ve müslümanlar var mı? Abidler, salihler var mı? Elbette var. Ve Mevla zaten ne buyurduşan billah ve men halaktul cinne ve'l liyabudun ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım buyurdu. Evet, yani insanlar nasıl mükellefseler cinler de öyle nedirler? Mükelleftirler. Ama dünyada ne yapamıyoruz? Biz onları göremiyoruz. Ama ahirette göreceğiz. Hatta onlar insanlar göremeyecek. insanlar onları görecek de denilmektedir kıymetli kardeşlerim. Demek ki ne oldu? Bakın cinlere de rahmet oldu. Hatta Adem Aleyhisselam'a bile rahmet oldu. He? Nasıl rahmet oldu? Efendim, Adem Aleyhisselam'ın zellesi sebebiyle cennetten çıkarılmıştı ya. Ne dedi? Fetelakka Adem'in Rabbi kelimatin fetabe aleyh. Bir takım kelimeleri efendim Mevla ona ilka ediyor gönlüne. O da ne yaptı mesela? O kelimelerle tevbe etti. Allah'ta da tevbesini kabul etti. İşte onlardan bir tanesi de şudur. Efendim denilen rivayetler var. Yani diyor ki Ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem beni affet Ya Rabbi. Mevla buyurdu sen onu nereden biliyorsun? Daha o e, cisim olarak henüz daha dünyaya gelmemiş. Ya Rabbi sen ruh üflediğin zaman ruh üfleyince bakıyor arşın orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını gördüm. Senin isminin yanında ismi var demek ki kıymeti de var. Onun hürmetine beni affet diyor Allah habibi hürmetine affettiği beyan ediliyor. Böylece ne oldu Adem Aleyhisselam'a da efendim rahmet olmuş oldu. Şeytana da rahmet oldu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl şeytana rahmet oldu? İşte huzurdan kovulunca efendim bir görevli melek tarafından hırpalanıyor. Tabiri caizse melek onu efendim adam akıllı bir dövüyor kafasını gözünü yarıyor demek ki. Ama ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte bu ayet gelince Enbiya suresi 107. ayet-i kerime efendim ve mersalnake me illa rahmeten lil alemin biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulunca Şeytan da diyor ki ya Rabbi ben de alemlerden bir alemin bana da rahmet. Ben de rahmetten pay istiyorum. Şeytan da hakikaten zaten bir alem yani. Rabbim şerrinden muhafaza etsin. Dolayısıyla Mevla o görevli meleği yani onu hırpalayan meleği ne yapıyor? Artık efendim görevine, e, hırpalamasına ne yapıyor? Son veriyor. Böylece şeytan da ne yapmış oluyor? Bu ayetten payını almış oluyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama da sordu. Ey Cibril yani Mevla beni alemlere rahmet olarak gönderdiğini beyan etti. Sen de alemlerden bir alemsin. Sana nasıl rahmet oldum? Yani öyle Cibril aleyhisselam yani Allah ile efendim elçileri arasında bir elçi vahiy meleği. Bir rivayet 224 bin, yani bir 124 bin. Bu kadar peygamberi esas sayısını Allah bilir. Bu kadar peygambere vahiy getirmiş, gitmiş gelmiş. Böyle bir melek yani bu rahmetten nasıl istifade etmiş olabilir acaba? E Mevla böyle buyurduysa elbette bunda bir pay vardır ama işte Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki Cebrail Aleyhisselam, Ya Resulallah Azazil diyor, efendim iblis olunca, huzurdan kovulunca çünkü Azazil neydi? Meleklerin hocasıydı. Meleklerin hocasıydı. Ha meleklerin hocasıydı derken şöyle de bir yanlış anlaşılma olmasın. Şeytan meleklerden değildi. Şeytan melek taifesinden değildi. Neydi? Cin taifesinden. Ve Mevla öyle buyurdu. Kâne cinni. O cinlerdendi. Fefeşeka emri Rabbi. Rabbin emrinden çıktı buyuruluyor. Çünkü zaten melek olsa meleklerin itiraz etme, isyan etme özelliği yok yani. La yasun Allah'a mâ emrahum. He? Yani Allah'ın emrettiklerine isyan etmezler onlar yani. İsyan etme özellikleri yok yani. Dolayısıyla efendim ama meleklerin başında onlara vaaz ediyor, hocalık ediyor. Yani bu kadar efendim bize hocalık etmesine, bu kadar ilmine rağmen huzurdan kovulunca hepimiz korkmaya başladık. Korktuk yani. Hatta şöyle rivayet edilir, cennetin kapısında yazıyor ki birisi huzurdan kovulacak, lanetlenecek. Herkes ödü patlıyor. Acaba o kim olacak? Biz olur muyuz? Herkes Azazile geliyor diyor ki ne olur bize dua et de. Yani o kapıda yazan lanetlenen kimse biz olmayalım bu melekler içerisinde. E dolayısıyla o da dua ediyor. Ya Rabbi o lanetlenecek olanlar bunlar olmasın. Tamam. Peki kendine dua ediyor mu? Olur mu canım kendi? Yani bu kadar adam varken, bu kadar insan varken, bu kadar melek varken yani lanetlenen ben mi olacağım? Mümkün değil. Öyle bir kibir, öyle bir gurur var ki zaten o kibirle birlikte Adem Aleyhisselam'a secde etmemekle birlikte Allah'a ne yaptı? İsyan etti. Ya hiç aklına gelmiyor bile yani. Ama mesela bak biri geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Diyor ki ya Ebu Bekir dua etsen de Allah şu günahkarı affetse. O da elini açıyor. Diyor ki ya Rabbi günahkar bir kulun. Günahkar bir kuluna geldi affını istiyor ikisini de affeyle kendini de katıyor görüyor musun yani ama o ya rabbi onlar bu lanetlenen olmasın amin duada kabul oldu hiçbir olmadı dön dolaş azazile denk geldi ha yani dolayısıyla o bile huzurdan kovulunca biz korktuk korkuyorduk tedirgindik acaba sonumuz öyle olur mu huzurdan kovulur muyuz lanetlenir miyiz diye ne zaman ki diyor sana şu ayetleri getirdim efendim. Şu Ara suresi 192 ve 193. ayetlerde buyurulduğu üzere ve innehu letenzilu rabbil alamin. Muhakkak o Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Nezele bihir ruhul emin. O Kur'an'ı sana emin bir ruh indirdi. Ruhul emin emin bir ruh. Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi de nedir? Ruhtur. Yani efendim insanlar ruhla ayakta durduğu gibi manevi şeyimizde efendim Kur'an'la ayakta durduğu için o Kur'an'ı da efendim ee Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla geldiği için bir adı da ruhtur denilmektedir. Emin bir ruh Allah öyle buyurunca anladım ki ben eminim bana demek ki huzurdan efendim efendim kovulmak olmayacak bu ayetle birlikte buna kanaat getirdim bana da böyle rahmet oldun diyor Cebrail Aleyhisselam. Evet kafire de rahmet oldu dedik ya. Ebu Cehiller'e bile rahmet oldu. Nasıl rahmet oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ümmetler, peygamberlerini yalanlayanlar, inkar edenler, teklif edenler hep toptan helak oldular. Efendim ve suretleri değiştirildi. Maymun oldular, domuz oldular. Efendim taş yağdırıldılar. Efendim sayhayla, rüzgarla helak oldular ve şehirleri tersine çevrilenler oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Dedi ki ya Rabbi benim ümmetime toptan helak verme. Mevla kabul etti. Şu ümmet toptan helak olmayacak. Evet yöresel, bölgesel bir takım sıkıntılar olabilir ama... Efendim toptan bir helak Resulullah'ın duası hürmetine olmayacak. İşte bak herkese rahmet oldu. Yani bu arada kafir mümin ayırt etmeden herkes ne yapıyor bu duanın içerisine giriyor. Çünkü ne dedik onlar da ümmet. Ama henüz daha ümmeti davet. Eğer iman eder, icabet ederlerse o zaman ne olurlar? Ümmeti icabet olurlar. Bir de ya Rabbi benim ümmetimin suretlerini değiştirme. Evvelce maymuna domuza çevrilenler vardı. Yapma ya Rabbi. Mevla buyuruyor? Ve nukallibu efidete ve yapsarahum. Onların gözlerini ve gönüllerini değiştiririz buyuruyor. Evet suretlerini her ne kadar değiştirmesem de onların siretlerini değiştiririm. Onların manevi hallerini, kalplerini ne yaparım değiştiririm. Ha onun için demek iman etmemişse bir adam Allah'a peygambere sövüyorsa bir adam sen bunu iki ayak üzerinde gezdiğine sakın aldanma. Onun demek ki her ne kadar sureti insan gibi de olsa siretini Allah değiştiriyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine onun rahmet olması sebebiyle Peygamber Efendimizin aleyhine karikatür çizenler bile, hakaret edenler bile ne olmuyor? Gene iki ayak üzerinde yürümeye devam ediyorlar. Ama ahirette Peygamber düşmanlarının, din düşmanlarının ne hallerde olduğunu herkes, hepimiz ne yapacak göreceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, her şeye rahmet olan, vaktimizde efendim hitama erdi. Her şeye rahmet olan Peygamber aleyhissalatu vesselam, ümmeti için rauf ve rahim olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, elbette ümmetine çok daha merhametli, çok daha efendim onlara rahmet olacaktır. Rahmetel lil alemindir Mustafa, hem şefi'il al Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O rahmetten o rahmetten Rabbim bizleri de müstefide eylesin. Ve cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, hepinizin şimdiden Mevlid geceniz mübarek olsun. O geceyi ihya'ya Rabbim muvaffak eylesin ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde Ölesiye kadar gitmek Rabbim cümlemize nasip ederek cennette de ona komşu eylesin.